أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحاشمي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب صدق رسول الله فيما قال أو كما قال bizleri yaratan, yaşatan, bize sayısız nimetler ihsan eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Yüce Rabbimizin son elçisi, onun emir ve yasaklarını bize tebliğ eden, bizzat yaşamak suretiyle örnek ve önder olan, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âl ve ashabına da sonsuz salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz bizleri kendisine hakkıyla kul, Habibine hakkıyla ümmet olma gayretiyle yaşayanlardan eyleye. Yüce Rabbimiz hanelerimize, memleketimize huzur ihsan eyleye. Yüce Rabbimiz kazançlarımızı bol, helal ve bereketli eyleyip elde ettiğimiz kazançlarla rızasına uygun ameller işleyebilmeyi bizlere, cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müesser eyleye. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Allah Celle Celaluhu bütün canlı mahlukatı yaratmak suretiyle dünya hayatını başlatmış. Ve bu dünyada bütün canlı mahlukata yetecek kadar da fazlasıyla rızık ihsan etmiştir. Bize düşen Rabbimizin ihsan ettiği bu nimetleri yerli yerinde kullanmak, israf etmemek ve bizden sonra gelecek olan nesillerin hakkını da muhafaza etmektir, edebilmektir. Maalesef günümüz dünyasında küresel ısınmadan iklim değişikliğine, doğal kaynakların hızla yok olmasından su kaynaklarının kurumasına, ozon tabakasının delinmesinden dünyanın çölleşmesine, gelir dağılımındaki adaletsizlikten açlık ve fakirlik problemine, soluduğumuz havadan içtiğimiz su ve aldığımız gıdaya kadar çeşitli alanlarda pek çok problemle karşı karşıyayız. Bu sorunların temelinde insanoğlunun önlenemeyen hırsı ve doymak bilmeyen arzuları ile tüketim kültürü ve israfın önemli bir rolü vardır. İnsan ihtiyaçlarının karşılanması için mal ve hizmetlerin faydasından yararlanmak olarak tarif edilen tüketim günümüzde çok farklı ve farklı bir anlam ve boyut kazanmış, ihtiyacı karşılama aracı olmaktan çıkartılıp istek ve arzular doğrultusunda çılgınlık boyutuna vardırılmıştır. Çeşitli medya ve iletişim araçlarıyla aşırı tüketim özendirilmiş kişiler gösteriş amaçlı tüketim yaptıkları oranda değerli kabul edilir olmuş, insanın kendi eliyle ürettiği mal ve eşya adeta kendisinden üstün bir konuma getirilmiştir. Değerli kardeşlerim, insanların israfı önlemek ve tüketim kültürünü düzenlemek için uyması gereken bir takım kurallar vardır. Bunlardan birincisi tüketimi ihtiyaca göre yapmak.
tatmin edildiğinde haz ve lezzet, tatmin edilmediğinde ise elem ve acı veren hislere ihtiyaç denilir. İhtiyaçlar ise iddia edilenin aksine sınırsız değildir. Sınırsız olan insanın arzu ve istekleridir. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuya dikkatimizi çekme adına hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar. Lev enne libni Adem'e vadiyen min zehebin ehabbe en yekune lehu vadiyen. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa iki vadi dolusu altını olmasını ister. وَلَا يَمْلَأْ فَاهُ اِلَّا تُرَابِ Onun ağzını ancak toprak doldurur. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu hadisten de anlaşılacağı üzere biz gelirimize göre, imkanlarımıza göre ihtiyaçlarımızı sınırlamakla görevliyiz. İkincisi, mal ve serveti israf etmemek. Ki Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de pek çok noktada İsraftan kaçınmamız gerektiğini bize hatırlatır. Aşırı derecede israfta bulunanlar, israfa yakın bir harcama yapanlara tebzir kelimesi kullanılmaktadır. Tebzir, israf edenler anlamında bir ifadedir ve israfta devam edenler şeytanın kardeşleri olarak tabir edilmiştir. Sonra yine Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 31. ayet-i kerimesinde ya beni Adem'e huzû zînetekum inde kulli mescidin ve kulû veşrabû ve lâ tüsrifû innehu lâ yuhibbul müsrifîn buyurur. Yani ey Ademoğulları, her mescitte, her mescide gidişinizde, her namaz kılacağınız zaman zinetinizi takının. Yani güzel ve temiz giyinin. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz buyuruyor. Değerli kardeşlerim, yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem israftan sakınma adına tek bir lokmanın dahi heba edilmesini istemiyor ve bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Biliniz, elinizdeki lokmayı yere düşürürse ondaki tozu toprağa gidersin, lokmasını yesin, o lokmayı şeytana bırakmasın. Evet, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu uyarısıyla alakalı bir şey okumuştum. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani zaman zaman ülkeler arası görüş alışverişinde bulunmak, kültür alışverişinde bulunmak maksadıyla bir takım programlar düzenlenir. Bu programa katılan bir asker kardeşimiz anlatıyor. İşte Amerika'da tüm dünya ülkelerinden gelen ordu mensuplarının katıldığı bir seminerdeydik diyor. Bu seminerde yemek esnasında bir Çinli ile aynı masaya oturdum. Yemeği yedik. İşte tam sofradan kalkmak üzereyken, masadan kalkmak üzereyken Çinli arkadaşın tabağındaki bir tek pirinç tanesini almaya uğraşırken gördüm. Ve dedim ki ne yapıyorsun? Yani bir tane pirinci almak için neden bu denli uğraşıyorsun, çaba sarf ediyorsun? Bana hayatım boyunca unutamayacağım bir ders verdi. Dedi ki sen Müslümansın değil mi? Sizin dininizde israf haramdır. Eğer ben bir tane pirinçten ne olacak dersem ve benim gibi benim ülkemde yaşayan 1,5 milyar insanın her birisi böyle düşünecek olursa her yemekte 1,5 milyon tane pirinç çöpe gider ve bu 1,5 milyon tane pirinçle ne kadar insan doyar sen biliyor musun dedi. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biraz önce bahsettiğim hadis-i şerifinde anlatılan hususta bize bunu hatırlatıyor değerli kardeşlerim. Üçüncü bir husus, cimrilikten sakınmak, cömert olmak. Şimdi israf etmemek dedik, israfın zıttı cömertlik, cimriliktir. Cimri de kendisine Allah'ın lütfettiği malın
yani geçici bir süreliğine imtihan maksadıyla verilen malın kendisine ait olduğunu zanneder ve onu öyle sahiplenir ki kullanıp zayi olmasından korkar, endişe eder. Dolayısıyla onun gibi de olmamamız ve tasarruf sahibi olmamız gerektiği bize hatırlatılıyor. Dördüncü bir husus değerli kardeşlerim, harcamalarda iktisatlı olmak. İslam'da her alanda olduğu gibi harcamalarda da iktisatlı olmak, yani israftan, savurganlıktan, gösterişten uzak, cimrilik ve istiflemeye varmayan orta yol, yani dengeli bir hayat emredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın her şeyi bir ölçü ve denge ile yarattığı hatırlatılmış. Tüketimde iktisat ve dengenin esasları net olarak şöyle ifade edilmiştir. Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. Onlar harcadıkları zaman ne savurganlığa saparlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında dengeli olur. Bu ayette müminlerden israfla cimrilik arasında denge kurmaları istenirken diğer bazı ayetlerde ise aynı ilke şu şekilde vurgulanmaktadır. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُدْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Yani elini bağlayıp boynuna asma, cimrilik yapma ama onu büsbütün açma, israf da etme. Sonra kınanır ve hasret çeker hale düşersin. Bir başka ayet-i kerime, akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver. Fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir buyurulur. Değerli kardeşlerim, bir diğer husus da gelir artınca helal sınırların dışına çıkmamaktır. Evet, hani bazen insanlar olağandan daha fazla gelir elde ettikleri zaman bunu helal daireti dışında harcayabileceklerini de sanırlar ama bu yanlış bir şeydir. Bundan da korunmak gerekir. Allah yolunda harcama gayretinde olmamız gerekir. Bir diğer husus gösteriş amaçlı tüketimden sakınmaktır ki bununla ilgili Yüce Rabbimiz Araf suresinin 32. ayet-i kerimesinde şöyle buyurur. De ki Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti ve temiz rızkı kim haram kılmış? De ki bunlar dünya hayatında müminler içindir. Kıyamet gününde ise yalnızca onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Evet değerli kardeşlerim, bu üzerinde durduğumuz hususlarla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz son cümle. Allah'ın bize ihsan ettiği nimetler sayısızdır. Allah'ın ihsan ettiği nimetler sayısız diye, sınırsız diye bizim de onları sınırsız kullanma hak ve yetkimiz yoktur. Rabbim onları sınırlı bir şekilde ihtiyacımızı karşılayacak tarzda kullanarak israf etmeden ve ayağımızı yorganımıza göre uzatacak şekilde değerlendirebilmeyi, yani hesabını verebileceğimiz bir hayat yaşamayı bizlere, cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e nasip eyle inşallah. Lillahi'l-Fatiha.